Makama bakın, hırsa bakın. Kibire bakın. Böbürlenmeye, büyüklenmeye bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur. Devlet akılla yönetilir, akılla. Bilgiyle yönetilir, bilgiyle. Erdemle yönetilir, erdemle. Ahlak da yönetilir, ahlak da. Adalet de yönetilir, adalet de. Kibir deseniz var. Ahlaksızlık deseniz diz boyu. Büro memurundan en tepeye kadar. Pudra çekerlerini kimse unutmadı. Balık baştan kokar demiş atasözü. Atalarımız diyor bunu. Son bir yılda işsiz kalan 1.254.000 kişi var. İşi vardı bu insanların. 19 yılın sonucunda geldiğimiz nokta 10.219.000 kişi işsiz. 10 milyonun üstünde işsiz olursa bir ülkede orada huzur olmaz, orada bereket olmaz. Ülkeyi yönetenler bunun farkında mı? Emin olun farkında değil. Onların bir eli yağda bir eli bağda. Kongrelerini yaparlar. Pandemiyi bütün Türkiye coğrafyasına yayarlar. Saraylarında otururlar. İnsanlar ölmüş. Umurlarında bile değildir. Beyefendi ne diyordu? Aya sert iniş yapacağız diyordu. Aya sert iniş yapan vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi. Patates dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın, şu mantığa bakın. 128 milyar doları kimlere sattınız diye sordum. 128 milyar doları hangi kurdan sattınız diye sordum. 128 milyar doları satanların, o kararı verenlerin kimler olduğunu sordum. Kimlerin imzası var onun altında sordum. Defalarca her yerde sordum. Birisi para kaybolmadı, para el değiştirdi diyor. E para zaten el değiştirdi. Durmuş Yılmaz, İyi Parti'nin eski Merkez Bankası Başkanı, saygın bir isim. Diyor ki elbette para el değiştirdi. Hırsız da bir şeyi çalarsa mal el değiştirmiş oluyor. Ben sana zaten bunu soruyorum. El değiştirdi de nereye gitti? Kime gitti bu? Kim vurgunu vurdu? Milyarları kim götürdü? Milyarları kim götürdü? Neden gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi, sen kime talimat verdin? Bir liradan söz etmiyorum. Bir milyondan söz etmiyorum. Bir milyardan söz etmiyorum. Yüz milyardan söz etmiyorum. 128 milyar Türk lirasından söz etmiyorum. 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Tık yok. Bir daha sorduk, tık yok. Önce veznede duruyor, kasada duruyor dedi. Sonra pandemide kullandık dedi. Hepsi palavra. Yalan söylüyorlar, yalan. Yalan söylüyorlar. Sıkışınca yalana sarılıyorlar. Tabii dua edelim yani. 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Bunlar darbeci diye bizi suçlamadı. Bakalım yarın suçlayacak herhalde. Bunlar darbeci diyecek. Darbecilerle beraber 128 milyar doları soruyor diye. Değerli arkadaşlarım, bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden dünyada başka bir iktidar görülmemiştir. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Ne demek bana soru soramazsın? Bal gibi soracağım ve sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Sandıkta soracağız. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Her oy haramdır. 128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? Daha önce açıkladım. Bu kürsüden açıkladım. Bakın 10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay 3'er bin lira para verebilirdiniz. Ama bitmiyor. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunu sıfırlayabilirdiniz faizleriyle beraber. Gene para bitmiyor. Çiftçilerin bankalardan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. Gene para bitmiyor. Mikro işletmelerin yani KOBİ'lerin 16 milyar liralık kredi borcu var. Onun da tamamını ödeyebilirdiniz. Gene para bitmiyor. Yoksulluk sınırı altında olup
1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz. Gene bitmiyor. BioNTech aşısı getirebilirdiniz. Her vatandaşa iki sefer yapabilirdiniz. Bunun için 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi. Gene para bitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda internete erişemeyen, EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız. Gene para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira veriyorlar. 806 bin hesabımıza bırakın biner lirayı. Her ay bir yıl süreyle 3 bin lira para veriyorsunuz. Gene bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira alan basit usul dışındaki esnafa da yine her ay 3 bin lira para verseniz bir yıl süreyle yine para bitmiyor. Ne kadar kalıyor biliyor musunuz? 467 milyar lira para daha kalıyor. Paranın büyüklüğü bu işte. 128 milyar doları 83 milyona bölersek, yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek 1542 dolar düşüyor adam başına. Yeni doğan çocuğa da 1542 dolar. 5 kişilik bir aile düşünün. Aile başına 7710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kur üzerinden, her aile başına düşen 61.680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa, 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir kardeşim. Korkma, sandığı getir. Namusunla git bari. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. En tepede olan kişi ne dedi? 3600 ek gösterge vereceğiz dedi. Polise vereceğiz dedi. Öğretmene vereceğiz dedi. Sağlık görevlilerine vereceğiz dedi. Ve imamlara vereceğiz dedi. Niye yalan söylüyorsun? Oy almak için bir insan yalan söyler mi? Ramazan günündeyiz. Ramazan günündeyiz ve herkes elini vicdanına koyup düşünsün. Oy almak için bir adam yalan söyler mi kendi vatandaşına? Ve üstelik Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken. Ama bu başbakan doğum günü dolayısıyla aile bireylerini çağırıyor ve bir kutlama yapıyorlar. Sayı 10 değil 13. Arkasından emniyet müdürü talimat veriyor. Gidip Norveç başbakanına para cezası kesiliyor. Devlet budur. Devlet dediğiniz budur. Buyurun şimdi bir de Türkiye'ye bakalım. Lebalep kongre yaptılar. Maskeler falan sıfır. İçişleri Bakanı mı diyecek gidin ceza yazın? Yürek ister, yürek. Yüreği olsa zaten orta oturmaz. Yürek ister. İki, Erdoğan'a mı ceza kesecek? Yürek ister, yürek. Bu nedir? Kibrin getirdiği bir sonuçtur arkadaşlar. En büyük benim. Ben kural tanımam. Vatandaş kurala uymazsa ceza keserim. Ben ve yandaşlarım kurala falan asla uymayız. Ne kuralı kardeşim? Kural vatandaş için var. Saray için kural yoktur diyor. Kendini herkesten üstün tutma, üstün görme hastalığı. Tanıyorsunuz değil mi bu hastalığa duşar olan kişileri? Biliyorsunuz herhalde. Ne demek ben herkesten üstünüm? Şeytana özgü bir kavramdır kibir biliyorsunuz. Şeytan ne diyor? Ben Adem'e secde etmem diyor. O çamurdan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım. Kibir buradan başlıyor zaten. Eğer kibir devleti yönetenleri teslim almışsa o ülke kolay kolay iflah olmaz. Bir ülke kibirle yönetilmez. Giderek artıyor. Vaka sayısında neredeyse Avrupa'nın birincisi, dünyanın da üçüncüsü olduk galiba. Sorumlu kim? Bu soru çok önemli. Sorumlu kim? Memleketi bu kadar felakete sürükleyip binlerce kişinin ölümüne yol açan sorumlu kim? Kongreyi yapanlar.
Yani Erdoğan. Sorumlu o.